Onur Koleji Batıkent Kampüsü'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ısı ve sıcaklık ünitesine başlamıştık. Burada sıcaklık nedir? Termometre nedir? Çeşitleri ve dönüşümleri, birim dönüşümleri nelerdir? Bunlardan bahsetmiştik sizlerle. Şimdi devam eden konularımıza ilerliyoruz. İç enerji dediğimiz bir kavram var karşımıza. Şimdi her madde nelerden oluşuyor arkadaşlar? Atom ya da molekül denilen taneciklerden oluştuğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve madde tanecikleri her an hareket halinde, doğru mu? Bu tabii maddenin katı, sıvı ve gaz olmasına göre değişkenlik gösterebiliyor hareket türleri. Örneğin katılar daha kısıtlı hareket yeteneğine sahipken gazlarda bu hareketin çok daha fazla olduğunu söylüyorduk. Peki bu hareket çeşitleri nelerdi? Titreşim, öteleme ve dönme olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar, hatırlarsanız biz bu moleküllerin hareket yeteneğini. Ancak taneciklerin enerjisinin sadece bundan ibaret olmadığını da biliyoruz. Yani sadece kinetik enerjiden değil, bir de bu madde moleküllerini bir arada tutan kuvvetler vardı. Yapışkan kuvvetler, hatırlıyorsanız bir arada yapışık durmasını sağlayan kuvvetler. Bu kuvvetlerden dolayı doğan bir de potansiyel enerjisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla taneciklerin enerjisinin sadece kinetik değil, bir de potansiyel enerjisi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki o zaman gelelim bu iç enerji dediğimiz kavrama. O zaman burada bahsettiğimiz işte hareketten kaynaklı titreşim, öteleme ve dönme kinetik enerjilerinin toplamı ile maddenin sahip olmuş olduğu potansiyel enerjinin toplamına biz iç enerji diyoruz arkadaşlar. O zaman iç enerjiyi titreşim artı öteleme artı dönme artı potansiyel enerji olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Şurada titreşim, öteleme ve dönme bildiğiniz gibi madde moleküllerinin kinetik enerjisini temsil ediyor. Artı bir de potansiyel enerji bana iç enerjiyi veriyor arkadaşlar. Oldukça önemli benim için. Evet, devam edelim. Şimdi ısı enerjisi dediğimiz bir kavram var. Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınan veyahut da verilen enerjiye ısı enerjisi diyoruz arkadaşlar. Adı üzerinde ısı bir enerji, sıcaklıktan farklı olduğunu söylemiştik zaten. Burada ısı enerjisinin söz konusu olabilmesi için madde moleküllerinin, yani iki maddenin mutlaka sıcaklıklarının farklı olması gerekiyor. Birinden birine transfer edilen enerjiye biz ısı diyoruz. İki maddenin sıcaklıkları aynıysa birbirleriyle ısı alışverişi diye bir şeyden bahsedemiyoruz ve tek başına maddenin ısısı diye bir kavramdan da bahsedemiyoruz. Maddelerin sıcaklığı demeliyiz. Isı dediğimiz gibi sıcaklık farkından doğan ve bir maddeden diğerine aktarılan ısı enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ısı enerjisini ne ile gösteriyoruz? Q harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Birimi kalori, kaloriyi de şöyle CAL harfiyle göstereceğiz. Ya da ısıya enerji dediğimize göre arkadaşlar, enerji birimini mekanikte öğrendik, jüldü. Kalori ya da jül olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Jülü de J olarak gösteriyorduk. Peki bu ısı enerjisi neylerle bağlantılı? Maddenin kütlesiyle doğru orantılıdır diyoruz. Maddenin kütlesiyle. Şimdi ne demektir bu? Mesela elimizde 1 kilogram su var. 1 kilogram suyu kaynatmak istiyoruz. Diğer yandan da 5 kilogram su var. İkisine eşit miktarda ısı veren bir ısıtıcıyla, özdeş ısıtıcıyla ısıtmaya kalksak, şimdi 1 kilogramlık suyu mu ısıtmak için daha fazla ısı vermemiz gerekir? 5 kilogramlık suyu ısıtmak için mi daha fazla ısı vermemiz gerekir? Tabii ki 5 kilogramlık suyu ısıtmak için daha fazla ısıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla maddenin kütlesiyle doğru orantılı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır diyoruz. Yani bir maddeyi ısıttığımız zaman sıcaklık değişimi ne kadar fazlaysa ona o kadar fazla ısı vermişiz anlamına gelir. Ve maddenin cinsine bağlıdır. Burada bunların ne demek olduğunu birazdan daha ayrıntılıca göreceğiz. O zaman bu 3 tane özelliğe bağlıysa ben bunu matematiksel formüle nasıl dökerim arkadaşlar? Kütleyle doğru orantılı olduğunu biliyoruz gözlemlerimizden zaten. Sıcaklık değişimiyle de doğru orantılı biliyoruz yine günlük hayattaki gözlemlerimizden. Ve maddenin cinsine bağlı olduğunu biliyoruz. Kütle ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılıysa ben kütleyi fizikte biliyorsunuz M harfiyle gösteriyorum. Sıcaklık değişimi sıcaklığı büyük T ile gösterdiğimi söylemiştim.
Değişim dediğine göre önüne bir de delta t gelecek. Cins dediğimiz şeyi ise az sonra anlatacağım sizlere. Öz ısı dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Onunla ifade ediyorum. mc delta t olmuş oluyor arkadaşlar. Isı enerjimin formülü. Q eşittir mc delta t. M ve delta t ile doğru yine maddenin cinsine de bağlı olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu benim için çok çok önemli bir formül olacak. Isı enerjisi sorularını çözerken mc delta t formülünü sıkça kullanacağız arkadaşlar. Evet, geldik öz ısı kavramına. Az önce formüldeki küçük c olmuş oluyor. Arkadaşlar öz ısı bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için ondan almamız ya da ona vermemiz gereken ısı enerjisidir arkadaşlar. Yani burada birim miktarla ilgileniyoruz biz. Bir maddenin 1 gramı, örneğin su için konuşursak 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için ona vermemiz gereken ısı ya da 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece düşürmek için onun dışarıya vermesi gereken ısıdır diyoruz arkadaşlar. Ve öz ısıyı küçük c harfiyle gösteriyoruz. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir bu, katı sıvı ve gaz için. Yani her katı sıvı ve gaz maddenin bu öz ısı dediğimiz değeri farklıdır. Aynı öz kütlede olduğu gibi. Birimi kalori bölü gram santigrattır diyoruz. Bunu şuradan çıkarabilirsiniz aslında unutursanız. Q eşittir mc delta t olduğunu biliyorum. Q ısı enerjisi olduğuna göre birimi kalori. M yani kütleyi ısı sıcaklık sorularımıza gram olarak alıyoruz. Delta T sıcaklık farkı, sıcaklık olduğuna göre birimi santigrat. O zaman buradan C'yi yalnız bırakırsanız kalori bölü gram santigrat olarak birimini elde etmiş oluyoruz zaten. Unutursanız formülden çıkarabilirsiniz. Isı sahası dediğimiz başka bir kavram var. Bu da bir maddenin 1 gramını değiştirmek için olan kavrama öz ısı demiştik. Peki elimizde illa 1 gram olmak zorunda değil. 1 gram su değil de 10 gram su var. 100 gram su var, 150 gram su var. Biz bunu genel olarak m gram diye nitelendirirsek, bir maddenin m gramının sıcaklığını 1 derece değiştiren ısı enerjisine ısı sahası diyoruz. Öz ısıyı küçük c harfiyle göstermiştik. Isı sahasını ise büyük C ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bunun da birimi kalori bölü santigrat. Şuradan kaloriyi sıcaklık değişimine böldüğünüzde ısı sahasını buluyorsunuz. O halde ısı sahasının formülünü ben m çarpı c olarak verebilirim arkadaşlar. C eşittir mc. Hatırlarsanız 1 gramın sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan ısıya öz ısı demiştik. M gramının için gerekli olan ısıya ise o zaman m çarpı c olarak ifade edeceğim. Yani c eşittir mc benim ısı sahamın formülü olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Sorularda karşımıza çıkan bir ifade bu da. Şimdi burada bir ısı sıcaklık grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Madde sıcaklık değişimine sıfırdan başlatmış ve yani ilk sıcaklığı sıfırken ısı almaya başlamış ve aldığı ısı arttıkça gördüğünüz gibi tabii ki sıcaklığı da artacak. Sıcaklık değişimi ve ısı doğru orantılı demiştik. Şimdi biz burada grafiğin eğimini alacak olursak acaba ne bulacağız? Biliyorsunuz fizikte grafikler bizim için çok önemli ve çok anlamlı. Altta kalan alan ve o grafiğin eğimi bize bir takım şeyler hakkında fikir veriyor. Burada eğim almak istersek, eğim dediğimiz şey tanjant alfaydı hatırlarsanız. Yani karşı bölü komşu. Burada karşıda ısı değişimini, komşuda da delta t yani sıcaklık değişimini görüyorsunuz. Peki buradan delta q bölü delta t oranını bulmuş olduk. Peki hatırlayın arkadaşlar. Q eşittir mc delta t diyorduk, doğru mu? Peki benim formülüme göre ben q'yu delta t'ye böldüğüm zaman elime mc kavramı gelmiyor mu? Burada delta q demem. Q son eksi q ilk. Q ilkim 0 olduğu için, q sonum da q olduğu için delta q burada q eksi 0'dan q'yu vermiş oluyor zaten. Dolayısıyla q bölü delta t dediğim kavram mc olarak karşıma çıkmış oluyor. Az önce ben m çarpı c'nin maddenin ısı sahasını vermiş olduğunu biliyordum. O halde demek ki ısı sıcaklık grafiğinin eğiminden ben mc'yi yani büyük c olan ısı sahasını bulmuş oluyorum arkadaşlar. Isı sıcaklık grafiğinin eğimi bize ısı sahasını veriyor diyebilirim. Şimdi bir örneğimiz var, bakalım. Kütlesi 2m, öz ısısı c olan A sıvısına Q kadar ısı verildiğinde sıcaklık değişimi delta T1. Kütlesi 3m, öz ısısı 2c olan B sıvısına
2Q kadar ısı verildiğinde sıcaklık değişimi delta T2 olmaktadır diyor. Buna göre delta T1 bölü delta T2 oranı nedir? Yani sıcaklık değişimi oranını istiyor. Peki arkadaşlar, burada sonuçta siz maddelere bir ısı veriyorsunuz, doğru mu? Maddenin aldığı ya da verdiği ısıyı az önce hangi formülle göstermeyi öğrenmiştik? Q eşittir mc delta T ile verildiğini öğrenmiştik arkadaşlar. E o zaman birinci sıvım için ben, yani A sıvısı için başlayalım. Ne kadar ısı veriyormuşuz arkadaşlar? Q kadar, doğru mu? Peki kütlem ne kadarmış A sıvısının? 2m. Öz ısısı ne kadarmış? C. Peki sıcaklık değişimine delta T1 diyorum. O zaman delta T1'i buradan çekecek olursak arkadaşlar, ne geliyor elime? Q bölü 2mc olarak geldi mi? Bu benim delta T1'im. Gelelim şimdi ikinci sıvıya, yani B sıvısına. B sıvısı için yine Q eşittir mc delta T yapacağım. Ne kadar ısı veriyormuşum arkadaşlar? 2Q. 2Q eşittir diyorum. Kütlem ne kadarmış? 3m. B sıvısının öz ısını 2c olarak vermiş. Çarpı delta T2 dedim buna da. Buradan delta T2'yi çekersek eğer ne geliyor arkadaşlar? 2Q bölü 3m çarpı 2c mi olduğunu görüyorum. Şu ikileri götürün. Buradan da Q bölü 3mc mi geldiğini görüyorum. Delta T2'nin. Sonra ne yapacağım? Bunları oranla istiyor üçüncü adımda. O zaman delta T1 bölü delta T2 eşittir diyorum. Q bölü 2mc bölü Q bölü 3mc. Peki Q'lar zaten birbirini götürecek. MC'ler birbirini götürecek. Buradan ters çevirirseniz 3 bölü 2 olarak oranımın geldiğini görüyorum arkadaşlar. Evet, şu anda öz ısı, ısı sahası ve ısı enerjisi dediğimiz kavramdan bahsettik. Daha girişini yaptık arkadaşlar. Konuya yeni başladık. Sizlerle birlikte bu hafta daha detayına ve derinine ineceğiz. Şu an bu sadece giriş kısmıydı. Bu hafta işleyeceğimiz konularla derinlemesine ve detaylı soru çözümlerinize karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.